Efendim merhabalar, 5. mevsime hoş geldiniz. Hafta başlangıçlarında genelde zamanın ne kadar çabuk geçtiğini düşünüyorum. Bu da öyle bir gün. Tabii biz günlük hayatın koşturmacası içerisinde bir o yana bir bu yana savrulurken diğer yanda dünyanın farklı noktalarında kardeşlerimiz 10 yıllardır çok çetin savaşlar, imtihanlar verebiliyorlar. Bugün o imtihanın beşiklerinden biri olan Filistin'i ve Kudüs'ü konuşacağız. Tabii biz günlerdir Filistin'le Kudüs'te iç içeyiz, haberleri takip ediyoruz, gönlümüz orada. Acaba olumlu bir gelişme olur mu diye kulağımız hep haber bültenlerinde ama geçmişe baktığımız zaman geleceğin de pek durulacağını söyleyemiyoruz maalesef. Bugünkü programda hep beraber kafa yoralım istiyoruz. Acaba Kudüs'le ilgili nasıl bir duruşumuz olmalı diye. Ve bunu konuşmak için şehrimizden bir misafiri davet ettik. Sıla Turizm Konya Bölge Yöneticisi Pınar Efe bugün bizimle olacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma Hanım. Çok öncelikle bu davetiniz için başta şahsınız adına ve KonTV ailesine şükranlarımı sunarız. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Yoğunluğunuzu biliyorum. Çünkü artık Konya turizm noktasında da çok önemli bir noktaya geldi. Ve aynı zamanda sizin gibi hemcinslerimizi de idarecilik noktalarında farklı sektörlerde görmek çok gurur verici. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben zaman de teşekkür ayırız. Ediyorum. Hemen başlayacağız Kudüs'le ilgili sohbetimize. Bir hatırlatmada bulunayım. Sizler de mesajlarınızla sohbetimize yön verebilirsiniz. Acaba Kudüs nasıl kurtulur? Kudüs'le ilgili günlük hayatta nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Ya da bizim aklımıza gelmeyen, sizin dağarcığınıza yer alan bilgiler varsa ekranımızdaki WhatsApp hattından hiç çekinmeden Kudüs'le ilgili paylaşımlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi Kudüs deyince gönlümüzden bir şey sızlıyor değil mi Pınar Hanım? Evet. O kadar mühim ki ilk insandan günümüze, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze mübarek bir belde. Kudüs'ün önemiyle ilgili size güzel bir hazırlık yaptınız. Neden önemli Kudüs? Öncelikle Kudüs'ü dini olarak ele almak istiyorum. Dini önemi bizim açımızdan çok önemli bir yeri teşkil ediyor. Kutsal bir ikram bence Kudüs. Kudüs medeniyetler diyarı, Kudüs medeniyetler tarihinin başlangıcı, Kudüs peygamberler diyarı, ilk kıblemiz ve bütün peygamberlerin odak noktası. Dini anlamda giriş yapacak olursak Hazreti İbrahim'in çıkışıyla birlikte tevhid dini, İslam dini de başlamış oluyor. Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ettikten sonra İslam dinini bu bölgede devam ettirmeye başlamıştır. Ardından oğlu Hazreti İsmail devam ettirir İslam dinini. Ve aynı zamanda kardeşi İshak da Filistin'de devam ettirirler peygamberliklerini. Hazreti İbrahim'in ardından sonrasında Hazreti Yakup gelir İsrail rakabıyla. Biliyor musun? İsrail oğulları diyoruz Beni ya şimdi. Beni İsrail oradan gelenmiş. Yani şöyle bir düşünüyorum. Ben dün akşam düşünürken İsrail oğulları Yusuf'u kuyuya atan kardeşleriydi. Evet. Bakın yani o zamandan beri aslında bir çelişkili bir durum var. Hazreti Yakup gelir. Ardından bir gün oğlunun hasretiyle yanarken karşısında Mısır'da bir bakan olarak buluverir Hazreti Yusuf'u, Hazreti Yakup. Sonrasında Hazreti Yakup'tan sonra bu kutsal topraklarda ardından Hazreti Eyüpler, Hazreti Şuayipler gelir Kudüs topraklarına. O kadar mübarek topraklardır ki bütün peygamberlerin uğradığı bir noktadır. Sonra ardından Hazreti Musa gelir, asasıyla Kızıldeniz'de bile meydan okur. Bir vuruşta deniz ikiye yarar ve halkını karşıdan karşıya getirir Kudüs topraklarına. Ama bu kadar nimete rağmen yine halk nankörlük ve azgınlık içindedir. Hep isyan içindedirler. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesinde geçmek istedikleri yer Kudüs. Evet, değil karşıya mi? Tabii Mısır'dan Kudüs'e geçiriyor Hazreti Musa. Kızıldeniz yarılıyor. Kızıldeniz'i yarıyor ve Mısır'dan Kudüs'e doğru halkını geçiriyor. Şimdi tabii haritadaki yerler de çok önemli. Evet. Belki bugün dışarıya çıkıp sorsak acaba Filistin nerede, Kudüs nerede, İsrail nereye konuşlanmaya başladı filan desek muhakkak gösteren vatandaşlarımız olacak ama bir kafa karışıklığı da olabilir. Acaba nerede Filistin diye tereddüt edebiliyoruz. Şimdi siz Mısır'dan Filistin'e yani o kadar yolculuk dediniz aynen ya. Aynen öyle. Arkadaşlarımız da hazırlayabildilerse bir haritada görebilirsek
Filistin'in yerini bizim için de kıymetli olacak. Tamam, daha güzel olur. Aynı zamanda tabii bölge olarak orası çok enteresan. Birazdan konuşacağız. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde geçen üç kıymetli yer var. Değil mi? Onlardan biri yine Kudüs. Evet. Yavaş yavaş bizim dinimize doğru da geliyorsunuz değil Aynen mi? Aynen öyle. Buyurun. Şimdi ilk peygamberlerden başlarsak biliyorsunuz yeryüzünde çok büyük bir Nuh tufanı yaşandı eski zamanlarda. Bu tufanla birlikte dünya sular altında kaldı. Sonrasında suların çekilmesiyle birlikte ilk peygamberler hamlesi gibi ikinci peygamberler hamlesi de Kudüs'te gerçekleşti. İşte bunlar sırasıyla biraz önce bahsettim. Hazreti Yakup'tan sonra Hazreti Davut geliyor. Hazreti Davut yanık ve güzel sesiyle çıkıyor ortaya. Sonrasında Davut oradaki işte yine isyanlar var, yine nankörlükler var. Bunların kışkırtmaları var peygamberlere karşı. Davut gücüne güç katıyor. Kenan illerinin bütün hepsini alıyor orada. Kenan var bir de. Kenan ili mekan, zaten değil mi? Kudüs'ün diğer ismi Kenan ili. Bir diğer ismi. Bütün Kenan illerini alıyor, fethediyor ve kralı oluyor Kudüs'ün. Ve şimdiki bildiğimiz Mescid-i Aksa'nın temellerini atıyor Hazreti Davut. Hani o bildiğimiz tınılarda Yusuf'u kaybettim. Kenan illerinde diye geçer ya. Evet. Kenan'dan bahsettiğimiz yer aslında tam Kenan olarak illeri. Kudüs'ü de içine alan. Kudüs'ü içine alıyor tabii. Bölgeden Kudüs'ün diğer ismi. Mesela bir ismi daha var. Arz-ı Mukaddes de denilir bizim dinimizde Kudüs'e. Yani mukaddes topraklar, kutsal topraklar. Sonrasında Hazreti Davut Mescid-i Aksa'nın temellerini atar. Oraya inşaya başlar ama ne yazık ki ömrü vefa etmez. Evet. Sonrasında oğlu Hazreti Süleyman gelir başa ve Mescid-i Aksa'nın inşaatını devam ettirir. İnşasını tamamlar. Hazreti Süleyman'ı nasıl biliyoruz? İnsanlara ve cinlere hükmeden bir peygamberdir. İnsanlara ve cinlere hükmeder ve namı bugünümüze kadar gelmiştir. Çok haşmetli. Çok haşmetli. Padişah yani gibi. Yani düşünsenize mesela söylenti de değildir. Bu hani bir şeydir, rivayettir. Mescid-i Aksa'yı cinlere yaptırdığı falan bahsedilir genelde tarih kitaplarında. Bu şekilde Mescid-i Aksa'yı tamamlar, bitirir ve insanlık tarihine hediye eder Mescid-i Aksa'yı. Ve Hazreti Süleyman sonrasında gelen peygamber ise Hazreti Yunus'tur. Hazreti Yunus yaptığı günahtan ötürü Rabbine yalvarır. Rabbim günahlarımı affet diye ve Allah affeder. Yüce Allah'ımız her zaman affettiği gibi peygamberlerimizden olan Yunus Aleyhisselam da affeder. Ve bir Yunus balığının karnında anadan üryan bir şekilde kutsal toprakların sahiline atıverir. Yine aynı yer. Tabii aynı yer. İşte hepsi aynı yer dedi mi? Peki bu sahilden bahsettiniz ya, arkadaşlarımız haritada gösterdiler. Evet. Belki bir kez daha ekranı alabilirsek konuşalım üzerinde. Evet. Denize kıyısı olan topraklardan bahsediyoruz. Şimdi yukarıda Türkiye'ye doğru uzanan bir işte Suriye'nin, Irak'ın olduğu ve yukarıda Türkiye'yi hayal edin. Sol tarafta Mısır ve Afrika var. Afrika. Sağ tarafında Suudi Arabistan ve artık Orta Doğu'ya doğru giden yer var. Burada Tel Aviv bakın denizin yanında denize komşu bir şehir, sahili olan bir yer yani. Ve Yunus balığı Hazreti Yunus'u o topraklara fırlatıyor, atıyor, düşün, anadan üreyen bir şekilde atıyor. Şimdi o kadar güzel bahsediyorsunuz ki neredeyse her peygamberin bir izi var. İzi var işte. Kudüs dinler topraklarında. Çok önemli zaten. Kudüs dini açıdan çok önemli bizim için. Tarih de önemli. Ama dinen baktığımızda Hazreti Yunus, mesela Hazreti Yunus'tan sonra Hazreti Yahya ile Hazreti Zekeriya geliyor. Yunus'la İsa'nın arasında o iki peygamber geliyor. Ama Yahudiler yine her zaman yaptığı gibi fitneleriyle, iftiralarıyla o peygamberleri de etkiliyorlar. Artık onların mizaçları bu. Mizaçların da yapılarında var yani. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Çünkü Hazreti Davut'tan ya da Musa'dan düşünürseniz işte nankörlük etmelerine rağmen her defasında Hazreti Musa Allah-u Teala karşısına çıkıp nimet vermesi için konuştuğu zaman o kadar isyanlarına rağmen Allah-u Teala o kadar nimet vermiştir ki alırlar nimeti ve sonrasında tekrar isyana giderler bakın. Defalarca. Yani lanetli bir toplum olmasının nedeni de işte bu eskiden gelen bir şey. Ta eskiye dayanan bir olay. Peki, yani. Peki Peygamber Efendimiz Kudüs'le ilgili bize neler söylüyor Pınar Hanım? Peygamber Efendimiz o kadar çok önem vermiş ki Kudüs'e. Her zaman mesela Peygamber Efendimiz Kudüs'te doğmamıştır. Ama kalbinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yeri her zaman çok farklıydı.
Bunu bir takım hadislerle de ben size açıklayayım. Mesela Müslümanların annesi Hazreti Meymune bir gün peygamberimize gelir ve bir soru yöneltir. Ya Resulullah der, bize Mescid-i Aksa'ya gitmemizle ilgili bir şey söylemek yani gereken nedir? Onunla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz dediğinde peygamberimiz cevabı oraya gidiniz ve namaz kılınız der. Ama peygamberimiz o kadar ince düşünceli, o kadar hassasiyetli bir insan ki o dönemde Haçlılar ve Persler arasında o Kudüs topraklarında savaş vardır. Onu düşünerek tekrar döner Meymune annemize ve der ki eğer gidemezseniz ki şayet oraya yağ gönderin ki kandillerinde yansın, aydınlansın şeklinde bir hadisi vardır Peygamber Efendimizin. Tekrar bir hadis-i şerif vardır. Ebu Zer nakleder bu hadis-i şerifi. Bir gün Ebu Zer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelir ve sorar. Ya Resulallah dünyada ilk mescit neresidir der. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Mescid-i Haram'dır der. Peki ikinci olarak hangisidir diye sorduğunda. Yani Mescid-i Haram? Kabe'den. Kabe'nin olduğu yer. İkinci olarak da der Mescid-i Aksa der ve durur. Bunların arasında 40 sene vardır der. Yani ikinci mescit olarak da değeri, önemi bu şekilde vurgulanıyor. Ayeti kerime de vardır hatta. Kur'an-ı Kerim'de geçer. İsra suresi 1. ayette bahseder Kudüs'ten. Biz kulumuzu ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini ve Mescid-i Aksa'ya ve çevresini mübarek kıldığımız yere götüren Allah şüphesiz o tüm noksanla tüm eksikliklerden münezzehtir. Çünkü o işitendir ve duyandır diyerek Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün önemini vurgularken onun çevresinin de çok mübarek olduğunu ayetten zaten anlıyoruz. Miraç mucizesi var. Değil mi? Miraç Peygamber Efendimiz'in. Bambaşka bir şey. Bu arada Umre'ye gidenler ya da denk gelenler ibadetle ilgili bizim kutsal mescitlerimizi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de geçtiklerini görüyoruz. Evet. İşte en makbul ibadet Mekke'de Kabe'ye karşı olan değil mi? Ondan sonra Mescid-i Nebevi Medine'de ve sonrasında Kudüs Mescid-i Aksa olarak geçiyor. Evet. Yani bunlara yapılacak olan ziyaretin de Peygamber Efendimiz tarafından kıymetli bulunduğunu, yapılması gerektiğini yine hadislerden görebiliyoruz. Hatta bunlar artık son yıllarda yeniden önemsendiği için işte umre programlarına konabiliyor. Ayrıca Kudüs turları düzenlenebiliyor. Biz yeniden keşfediyoruz aslında Kudüs'e aslında ziyareti. Aslında yeniden gündeme geliyor. Birazdan gireceğiz o konuya ama Osmanlılar çok fazla önem vermişler ama şimdi bizde bir Kudüs'e yeniden keşif, yeniden fetih olayları yaşanıyor ama mücadeleyi ve desteği hak eden bir yer aslında Kudüs. Kesinlikle. Bu arada yine programımızın sonunda vaktimiz kalırsa Kudüs turlarından bahsedeceğiz. Tabii Hadır'da ki. Sizin mesleğinizin, tecrübelerinizin ışığında konuşacağız. Peki Kudüs, hiç gitmeyenler varsa önce neresinden başlamak gerekir? Çok güzel görüntüler de hazırladınız. Evet. Nasıl bir şehirdir? Kudüs o kadar çok sanatsal yapıya ev sahipliği yapan, dini anlamda dini eserlere sahiplik yapan, özellikle Osmanlı eserlerinin çok sayıda bulunduğu bir mekan. Gittiniz değil mi? Evet gittik. Tabii ki işlerin yoğunluğundan dolayı çok fazla gidemiyoruz ama böyle arada arada bir fırsat bulursak gidiyoruz. Çünkü defalarca tekrar görülmesi gereken bir yer. Her gittiğinizde o maneviyatı yaşıyorsunuz ya, o ortam. O havayı temsil etmek, bütün peygamberlerin oradan geçtiğini düşünerek bir düşünün yani. Gerçekten neler anlattınız havası bize değil mi? Çok güzel yani. İnternette bir paylaşım okudum ve çok hoşuma gitti. Birisi demiş ki Kudüs ziyaretinden sonra kimseye taş kalpli demek istemiyorum. Çünkü orası taşlardan imar edilmiş bir şehir. Evet, genelde taş. O kadar güzel ki onu hissetmek, o taşlara bakmak. İnsan taşa da muhabbet duyar mı? Bundan sonra kimseye taş kalpli demeyeceğim çünkü Kudüs'ün bendeki hafızası, hatırası o yönde beni değiştirdi demiş. Taşlardan imar edilmiş değil mi? Çok güzel. Yapılar. Genelde taşlardan zaten. Genelde bu Mescid-i Aksa bildiğimiz üzere bu sarı kubbeli yani kapalı alan değil Mescid-i Aksa'yı yanlış biliniyor. Onu görüntülerde tekrarlayalım. Bunun etrafına Hazreti Süleyman sur yapmış. Onu da 1,5 insan yüksekliğinde, boyunda. Peki ekranda şu anda bir... Şu anda bakıyoruz. Bu görmüş olduğumuz Mescid-i Aksa'dır. Aslında Betül Sahra ile karıştırdığımız karıştırılıyor. Yer. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Görmüş olduğumuz işte Mescid-i Aksa. Gerçek olan budur. Diğeri ise Kubbetü's Sahra'dır.
altın gibi kubbesi olan yapı Kubbetü's-Sahra, evet, değil mi? Evet. Şu gördüğümüz Mescid-i Aksa. Oldukça mütevazi bir... Yani ilk kıblemiz. İlk kıblemiz. Peygamberimizin hicretin 17. ayına kadar kıbleye yönelerek, işte kıblemiz buraya yönelerek namaz kılmıştır. 17. ayın sonrasında Medine-i Münevvere'de kıble Kabe'ye çevrilmiştir. İşte ilk kıblemiz burası. Bizim için nasıl dini önemli olmaz Fatma Hanım yani. Ne hatıralar değil mi? Burası Mescid-i Aksa. Peki Kubbetü's-Sahra'ya da yakın bir bölge değil Çok mi? Çok yakın. Hemen yan tarafında bulunuyoruz zaten. Yakın bir bölgede bulunuyor. Birazdan Mescid-i şeyi de göreceğiz. Kubbetü's-Sahra'yı da göreceğiz. Kubbetü's-Sahra'da işte nasıl biliniyor? Bu muallak taşı vardır biliyorsunuz. Nedir o? O nedir? Mesela bu sosyal medyada olsun ya da işte basın aracıyla gördüğümüz bir fotoğraf vardır genelde. Havada asılı olan bir taşı görürüz. Enteresan. Siz de mutlaka rastlamıştır. Peki ondan birazdan bahsedelim. Tamam. Şu anda ekrandaki fotoğraf bize yıllardır Mescid-i Aksa olarak dayatılıyor evet. bazı kaynaklarda. Hı-hı. Bunun bir nedeni var değil mi? Çünkü orada İsrail halkı, İsrail hükümeti artık Siyonistler bir şekilde Mescid-i Aksa'yı yıpratmak, altından kazılar yapmak, evet. alenen üstünü talan etmek, orada bir takım işlerini yoluna koymak için bir hedef şaşırtmasına girdiler. Aslında bu Mescid-i Aksa değil görmüş olduğunuz. Hayır değil, Kubbetü's-Sahra. İşte Hı-hı. bu da muallak taşının üstünü kapatmak için yapılmış olan bir yapı. Şimdi şu taştan anda gördüğümüz. Bahsedelim bakalım. O Şimdi, taş nedir? O normalde görmüş olduğumuz fotoğraf değil. Hı-hı. Muallak taşı öyle havada asılı duran bir taş değil. Kubbetü's-Sahra'nın içinde olan 11 basamakla indiğiniz yer altına doğru iniyorsunuz. En geniş uzunluğu 18 metre olan, en dar uzunluğu da 13,5 metredir. İçine girdiğiniz zaman 4,5 metre çarpı 4,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde olan yerler de var. İçine girip durduğunuz zaman böyle havaya baktığınız zaman asılı durur gibi hissedersiniz, görürsünüz yani. O kadar bir ilginçtir ki. O yüzden ona asılı taş, harcırı muallak taşı denilmiştir yani. Görüntü o şekildedir. Bildiğimiz üzere böyle çoğu karıştırılıyor işte asılı duran bir taş var zannediliyor değil. Kubbetü's-Sahra'nın altında olan bir mağara gibi şeklinde bir yer. Çok enteresan. Çok enteresan. Tabii o bölgede neler yaşandı yıllardır? Bakalım o bölgede önümüzdeki yıllarda neler yaşanacak? Bilmiyoruz. Bitecek değil Fatma Hanım. Yani, devam edecek devam o mücadele. Edecek. Yani, bu arada tabii ecdadımızın da o bölgeye gerçekten çok önem verdiğini görüyoruz. Osmanlı tarihinde Kudüs'ün de ayrı bir yeri var. Son yüzyılı ayrıca konuşacağız Abdülhamit'ten günümüze. Neler yaşandı, o büyük padişah neler yaptı. Ömrünün son yıllarında muhakkak sürgünde içi yüreği titreyerek Kudüs'ün geleceğini takip etti ama Osmanlı Devleti'nin başındayken çok önemli bir takım tedbirler almıştı. Onları da konuşacağız. Bu arada sırada reklamlar var. Reklamların arkasından Osmanlı padişahlarının Kudüs'le olan o iletişiminden bahsedelim. Hiç o diyaloğu koparmamışlar çünkü. Sürekli gidip gelmişler ya da birilerini göndermişler, imar etmişler. Osmanlı ile inşallah devam edelim. İnşallah. Reklamların arkasından Kudüs üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Beşinci mevsim devam ediyor. Konya'dan bir misafirimiz var. Sıla Turizm Konya Bölge Yöneticisi Pınar Efe'yi bugün ağırlıyoruz. Kudüs'ü konuşuyoruz. İlk bölümde peygamberler tarihinde Kudüs'te yaşanan vakalardan bahsetti. Çok güzel olayları, örnekleri vardı. Programı kaçırdıysanız muhakkak hem Facebook.com.tv sayfasından hem de YouTube'dan geriye dönük taramalarda muhakkak göz atın. Çok güzel bilgiler paylaştı Pınar Hanım. En son Osmanlı'dan, ecdadımızdan, onların Kudüs'e olan yaklaşımından bahsedelim demiştik. Hemen Pınar Hanım'a soralım. Tarihte, Osmanlı döneminde Kudüs'ün nasıl bir yeri vardı? Kudüs'ün, Osmanlı açısından çok büyük önemi vardır Kudüs'ün. Filistin'in fethedilmesiyle beraber Osmanlı padişahlar ve Osmanlı yönetiminde bulunan Müslüman şehirler Kudüs'e çok fazla önem verdiler. Özellikle padişahlara bakacak olursak Sultan 3. Murat, Sultan 1. Abdülhamit ve Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamit'i ilk etapta görüyoruz. Bunlar Kudüs'e desteği bir devlet politikası olarak gördüler Fatma Hanım. Mesela Sultan Abdülhamit Kudüs'ü Yıldız Sarayı'na bağladı. Yani bizim tamamen bizim yönetimimizde olan bir ülkeydi.
Bu şekilde destek verdiler. Öncelikle tabii orada birçok yapılar yapıldı. Mescid-i Aksa'nın tamiratı ve onun etrafındaki önemli yapıların tamiri Osmanlılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde baktığımızda işte Osmanlı'nın o dönemdeki verdiği barış ve desteği şu anda yoğun taciz ve tehdit altında bulunan Kudüs, yani oradaki Müslümanlar şiddetle arıyorlar, anıyorlar. Arıyorlar. Aramazlar mı? Çok büyük bir hasret. Çok büyük hasret. Yani Osmanlı barışı bakın yani çok büyük bir destek verilmiş. Herhalde tarihte hiçbir ülkeye nasip olmayan bir hoşgörü, atmosferi var. İstanbul'da tek duvarla ayrılmış kilise ve cami var. Bir yanda cami, bir yanda kilise, ortalarında bir duvar var. Bu nasıl bir hoşgörüdür? Düşünebiliyor musunuz? Çok ince düşünce. Dünyanın işte hangi süper gücü böyle bir manevi iklimi sağlayabilir ki halkına? Muhakkak belli yasaklar, işte baskıcı politika her yerde var. Biz de hasretle bekliyoruz. Tekrar o güçlü günlerimizi, o özgür, o hoşgörülü günlerimizi tekrar bekliyoruz. Peki son yüzyıl ayrıca bir önemli. Yani. Çünkü Osmanlı'nın çöküşünde artık Filistin'den toprak almaya çalışan Yahudileri görüyoruz. Ama Abdülhamid'in bazı tedbirleri var. Değil mi? Evet. Tahttan indirilinceye kadar oradan bir karış toprak satmamış Yahudilere. Satılmamış. Mesela 636 yılından 1099 yılına kadar Kudüs Müslümanlardaydı. Sonra 1999'da Haçlıların istilası oldu Kudüs'e. 1187 yılında Selahattin Eyyubi Kudüs'ü işgal etti ve orada Haçlı şeyine son verdi Selahattin Eyyubi ile birlikte. Sonra 1516'da Kudüs tamamen Osmanlı yönetimi altına girdi. Hı hı. 1516'da. Bu arada tabii ki bu yapılar yapması orada tarihi yani eserler, çeşmeler, hanlar. Kaç yüzyıl değil mi? Geçmiş. Zaviyeler tabii ki. Kanuni Sultan Süleyman'ın eserlerine rastlamak, yani onun yapılarına daha çok rastlıyoruz. Osmanlılar aynı zamanda biliyorsunuz oradan haç yolu geçiyordu. Hacılar oradan geçiyorlardı. Bu yol üzerinde Osmanlılar birçok konaklama yeri yapmışlar. Ve birçok çeşmeler vardır. Kanuni Sultan Süleyman adıyla çeşmeleri görürüz. Ve halen hacılar içmektedirler bu sulardan. Her yerde bir Osmanlı izi, Osmanlı kokusu var yani. O kadar müthiş bir olay. Evet. Peki Abdülhamid tahttan indirildikten sonra. Evet. Hızla artık savaşa doğru giden süreç. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda artık Osmanlı'nın fiilen o topraklardan çekilmesiyle sonuçlanan bir tablo var. Ve Filistin kocaman bir devletken her geçen yıl biraz daha Yahudilerin oraya geldiğini görüyoruz. Nasıl oluyor da dışarıdan gelen bir millet orada böyle yerleşebiliyor? Tabii sadece Yahudiler değil, reklam arasında siz söylemiştiniz, arkalarında Batı var. Amerika var, İngiltere var, Avrupa var. İşte bildiğimiz bilmediğimiz gizli örgütler var. Dünyanın önemli güçleri arkalarında. Hani bir millet diyoruz Yahudiler. Sayıca da aslında çok küçükler, evet. Ama arkalarında önemli güçler arka var. Arka güçlü yani arka güçlü olunca tabii ki sadece Yahudilerle kalmıyor bu. Biliyorsunuz Kudüs üç dinin merkezi. Hristiyanların, işte Yahudilerin ve Müslümanların. Hristiyanlar ve Yahudiler kıyamete kadar Kudüs'ten vazgeçecek değiller. Hele hele biz bu kadar ayetlerle, hadislerle bütün peygamberlerin oradan geçmiş olmasını göz önüne alırsak, hele hele biz Müslümanlar Kudüs'ten asla vazgeçmeyiz. Evet. Yani. Bu arada Kudüs'le ilgili bir kitap tavsiye edelim mi müsaadenizle? Tabii ki. Tabii enteresan ki. Bir şey de söyleyelim. Tabii. Belki izleyicilerimiz de bizim meselemizi araştırırlar. Filistin'de sadece Müslümanların olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ama öyle değil. Tarihten gelen orada bir Hristiyan nüfus da var. Ve İsrail kurulmaya başladıktan sonra, Yahudiler oraya gelip orada bir takım çatışmalar çıkarmaya başladıktan sonra Filistin'deki Müslümanlarla beraber Hristiyan Filistinliler de Yahudilere karşı çıkıyorlar. Yani bu oradaki sadece Müslümanların değil, oradaki bütün Filistin halkının da bir sorunu haline geliyor. Bu gerçekten kim bahsediyor? Sefer Turan bahsediyor. Birazdan kitaptan ayrıntılı konuşalım. Yıldan yıla oradaki İsrail'in büyüyüşünü görüyorsunuz ekranda. Bakın Pınar Hanım. Korkunç bir şey bu değil tabii mi? Tabii yani. Belirgin bir şekilde. Nereden nereye gitmiş? Büyüme var. Ne kadar az kalmış. O Gazze şeridinde değil mi? Sıkışıp evet, kalmış. Evet çok sıkışıp kalmış. Müslümanlar yani. Buradan da onu görmüş oluyoruz. Ne yapabiliriz onu konuşacağız tabii. Tabii. Yani seyretmek istemiyoruz bu gelişmeleri. Acaba bize düşen neler var diyeceğiz. Kudüs'le ilgili ve Filistin'in
özellikle yakın dönem tarihiyle ilgili bir kitap tavsiyesiyle devam edelim. Tabii ki. Orada bulunan, orada fiilen çalışan gazeteci Sefer Turan Beyefendi'nin kaleme almış olduğu Kudüs'le ilgili kitap. Çok enteresan bilgiler var içerisinde. Gerçekten okuduğumuz zaman Filistin hakikaten böyle bir yer miydi? Kudüs böyle miydi diyeceğimiz. Hem de günlük hayatın içinden notlar var. Orada yaşadığı için Sefer Turan Bey çok daha içten dile getirmiş bunları. Alıp görmekte, bakmakta fayda var diyorum. Peki. Şimdi Fatma Hanım, tekrar gördük. İşte Osmanlı Savaşı'na dönelim. Bu 24 Ekim 1917'de 138 bin askerle İngilizler orayı kuşatıyorlar. Kudüs'ü. Tarihi bir daha söyler misiniz? Tarihi 24 Ekim 1917. Yani Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Devam ediyor. Filistin cephesinden 138 bahsediyorsunuz. 138 bin, tabii Filistin cephesi. Ve Osmanlılar orada yenik düşüyorlar. Ve o savaşa katılanlar, bu Çanakkale'de savaşa katılıp, yaraları iyileşip, kendine gelip, tekrar oraya giden insanlar katıyor. Askerlerimiz var. Yani bir düşünün. Bu kutsiyedi. Sonra Osmanlı ile İngiliz arasında bir savaş çıkıyor. Orada bir büyük bir savaş yaşanıyor. Ve Osmanlı teslim ediyor Kudüs'ü İngilizlere. Ve karşı tarafa bir açıklama yolluyor. Diyor ki, aslında biz Kudüs'ü teslim etmeyiz. Mücadeleye de devam ederdik. Yenildiğimiz için değil Kudüs'ü teslimiyetimiz. Sadece yani önemli bir nokta bizim için diyorlar. Kudüs Mescid-i Aksa'nın tahrip olmaması için daha fazla. O yüzden Kudüs topraklarından çekiliyoruz diyorlar. Çekilmesi de öyle değil. Bir arşiv birlik bırakıyorlar orada Kudüs'te. Niçin bırakıyorlar? Şu ince hassasiyete geliyoruz. Hep Osmanlı'nın bu kadar ince düşüncesi. Arşiv birlik bırakmalarının sebebi ise savaştan sonra şehirde oluşabilecek yağmaları önlemek amacıyla orada bir birlik bırakarak gidiyorlar. Yine de son gücüyle korumaya devam etmeye çalışıyor. Son gücüyle korumaya devam ediyor tabii. Peki. Kudüs'te yaşanan olayların tarihinden bahsedelim mi biraz? Bahsedelim. Aslında ufak tefek başladık bahsetmeye. Evet, bahsetmeye başladık. 1917 yılı savaş dedik, Birinci Dünya Savaşı. Şimdi orada nasıl oluyor da bir İsrail kuruluyor Pınar Hanım? İsrail nasıl kuruluyor? 1948 yılında İsrail kimin gücüyle kuruluyor biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler kararı ile kuruluyor. 1948'de Birleşmiş Milletler, tabii bunun öncesinde bu Osmanlı'ya yapılan savaşta orada İsrail terör örgütleri bu Kudüs'te gördükleri boş arazileri sahipleniyorlar. Böylelikle Kudüs'ün yarısından biraz fazlası onlar oluyor. Daha tamamen işgal etmiyorlar. O haritada gördüğümüz aşamalar. Aşama aşama gidiyor. Sonra yarısından biraz fazlasına hükmedince bir savaş çıkartıyorlar. Anlaşmalı dövüş diyoruz biz ona, bizim tabirimizde. Bu savaşta Suriye'yi katıyorlar, Ürdün'ü katıyorlar, Mısır'ı katıyorlar. Allah Allah. Tabii bu savaşta bunları yenik düşürüyorlar ve kendi tamamen Kudüs'ü işgal ediyorlar. Yani şu anda mesela Suriye'de yaşanan ya da başka ülkelerde yaşanan savaşlarda aynı senaryo. Aynı senaryo üzerine zaten kurulu diyebiliriz yani. Bundan sonra Birleşmiş Milletler kararı ile Kudüs kuruluyor. Ve İsrail kuruluyor ve ilk başkanları David Ben Gurion oluyor. İsrail'in ilk başkanı. İşte bu ilk süreçler başlıyor yani bu şekilde. Sonra tabii onların bir amacı var. O şiddet artarak devam ediyor. Zannetmeyelim ki İsrail kurulduktan sonra bitiyor ki, hepimizin de zaten hafızasında var. Çocukluğumuzdan beri kendimizi bildiğimiz ilk anlardan itibaren Filistin'de yaşanan zulüme biz hep şahit olduk. Haberlerden değil mi? Televizyondan, gazetelerden. Hep gündemdeydi değil mi yani? Hep bizim hiç bitmedi. Gördüğümüz hep haberlerde bir Kudüs sorunu çıkar yani. Sürekli çıkıyor. Ramazan'da artan şiddet. Mesela. İnadına son yapılan. Son olaylar, son mesela haftalarda insanlar cuma namazını kılarken o tekmelemeler, o şiddet, o taciz. Bir de şu var, 50 yaşından yukarıdakilere ibadet izni verilmesi çok enteresan bir şey. Evet. Yine. Değil mi? Gençlerin orada istenmemesi. İşte vesaire. Bitirmek aslında, Müslümanlığı bitirmek. Bu Müslümanlığa yönelik bir taciz ve tehdit aslında. Peki acaba ne yapabiliriz? Nereden başlayalım çıkış noktasını düşünmeye? Hiç muhakkak düşünmüşsünüzdür. Yani acaba ne yapsak biz fayda sağlayabiliriz diye dertlendiğiniz olmuştur. Nedir acaba? İlk nereden düşünmeye başlamak gerekiyor çıkış için?
Çıkış için. Çözüm tabii ki için. Bildiğimiz devlet büyüklerimizin bu konuyla çok yakından ilgilendiğini biliyoruz. Biz millet olarak ne yapabiliriz sorusuna gelince tabii ki öncelikle ülkemizde Yahudi malları çok fazla sayıda var bulunmakta. Kendi adımıza o mallardan almayarak, boykot ederek işe başlayabiliriz mesela. İkinci etapta ise halka bilinçlendirmek. Mesela hangimiz oturup da Kudüs için dua ediyoruz? Oradaki Müslümanlar için dua ediyoruz. Bunu mesela cuma günleri hocalarımız işte camilerde vaaz verirler ya. Anlaşmalı zamanlarda yani tüm camilerde aynı vakitte Kudüs hakkında bir çağrı, bir dua, bir mevlüt, onlar için bir şeyler yapılması da olabilir. Yani o şekilde destek çıkmış olabiliriz. Sizin fikriniz nedir bir basıncı olarak? Estağfurullah. Ben de hep kendimize buluyorum açıkçası sorumluluğu. Yani o faturayı kendimize kesiyorum. Aynen. Böyle düşünmeden edemiyorum. Yaşantımıza bakıyorum. Acaba yaptığımız hangi yanlış dünyanın bir yerinde Müslümanları incitiyor diye düşünmeden edemiyorum. Yani devlet politikaları ayrıca konuşulur, tartışılır. Ama ben hiç o kadar büyük çaplı düşünmeden kendimden başlayarak, çok yakın çevremden, işte şehrimizden, ülkemizden başlayarak günlük yaşantımıza kesiyorum faturayı. İşte bahsettiğiniz o harcamalar, o tüketim kültürü, çok samimi dualardan uzaklaşmamız. Uzaklaşmamız. İşte çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerimize, o Filistin derdini çok diri tutamayışımız, belki unutmamız, o seyirciliğe itilişimiz, alışmamız çok kötü bir şey haberlerde Filistin'i görmeye. Yani günlük hayatımıza ben kesiyorum faturayı. Kesiyorum. Biz teker teker değişip, o bahsettiğiniz değişimleri yaşadığımız zaman muhakkak bir yansıması olacaktır diye umut ediyorum Filistin'de. Evet, zaten biz Müslümanların gücü nedir? Tek gücü vardır, duadır değil mi? Değil mi oradan? En büyük yani duayla başlayacağız ve Allah tuzak kuranların tuzaklarını önüne dökendir. Dusturunu da edinip o şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Peki Kudüs'te bulunmamız gerekiyor değil mi? Bulunmamız gerekiyor. Hiç daha önce yurt dışına çıkma fikri, işte imkanı olanların Kudüs'ü düşünmediklerine şahit oluyorsunuzdur. Evet. Son yıllarda muhakkak bir hani artan bir sevgi, ilgi, özellikle muhabbet Konya'da var. Kudüs çok revanşta değil. Aslında değil, yeni yeni revanşta şu anda. Bir İstanbul, bir Ankara ya da diğer büyük şehirlerde Kudüs programları daha çok yaygın. Hani Kudüs'e merak daha çok fazla. Peki isteyen herkes gidebiliyor mu Kudüs'e? İsteyen herkes gidebiliyor. Kudüs'e gitmek, size diyeyim, hac ve umreye gitmekten daha kolay. Vizeleri daha kolay bir şekilde alınıyor. Kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Hani acaba Türklere yapılan ayrı bir, olumsuz bir ayrımcılık var mı İsrail tarafından ki muhakkak yani vardır Müslüman diye düşünüyorum. Yani Müslüman olduğumuz için... Ve özellikle de, buradan gittiğiniz tabii ki, için buradan gittiğiniz için çok hoş bakışlar var. Yönelttiklerini düşünmüyorum. Zaten o yöneltmezler yani değil normalde mi? De onlar olmuyor ama hep gruplarımız gidiyor. Peki son hiçbir iki haftaki yaşanmıyor. O karışıklıktan kaynaklanan gidiş gelişlerde bir erteleme mi var, bir durağanlık mı var? Tabii Kudüs gruplarımız mesela almadı. O şekilde bir olaylar yaşandı ama ilerleyen zamanlarda bunların geçeceğine inanıyoruz inşallah. Peki oraya gidip gelenlerin duyguları nasıl değişiyor? O turlar nasıl planlanıyor? İşte bazen evlenmeden önce umreye gitmek isteyen gençler olabiliyor. Bekarken işte kutsal toprakları ziyaret edelim diyenler, evlendikten sonra hemen balayına umreye gidenler olabiliyor. Artık umre programlarına da Kudüs dahil edilmeye başladı. Evet. İnsanları nasıl değiştiriyor? Çünkü siz o kontağı kuruyorsunuz. Gitmeden önceki halleri, gittikten sonra belki bir teşekkürle size ulaşıyorlar. İnsanları nasıl etkiliyor orada bulunmak? Orada bulunmak çok etkiliyor. Döndükleri zaman zaten tamamen bir manevi olarak değişmiş oluyorlar. Nasıl değişmeyecekler ki? Bir peygamberler diyarına gidiyorlar. Yani kutsal topraklara gidiyor düşünün. Manevi olarak tamamen değişiyorlar. Ve döndükleri zaman tekrar gitmeyi bile düşünüyorlar. Yani onun projesini yapmaya başlıyorlar. Bir daha gitmek bir için. Bir daha gitmek için tekrar program yapıyorlar. Yani o şekilde etkileniyorlar Kudüs'ten. Tabii ümrelerin Kudüs uğrantılı olması daha da güzel. Daha Peygamber da güzel. Efendimizin hadisinde bildirdiği gibi. Daha da farklı bir olay. Özellikle biz o Kudüs uğrantılı programlarımızı gruplarda daha çok yapıyoruz. İşte birkaç gün orada kalıp ümre vazifelerini yerine getirmek için o şekilde programlar yapıyoruz. Evet. Peki biz oraya gitmeliyiz değil mi? Gitmeliyiz. Daha çok gitmeliyiz. Daha çok gitmeliyiz. Yani, oradaki Filistin halkı bizi görmeli. Bizi görmeli. En azından Türkiye'nin yanında olduğunu hissetmeli. Hissetmeli yani. Biz yalnız değiliz diyebilmeli. Kesinlikle artarak devam etmeli. Artarak devam etmeli. Daha çok artmalı. Şimdi gelen ziyaretçilerimiz oluyor bize. Bir Kudüs turundan bahsettiğiniz zaman hemen ilk akılda kalan Kudüs sorumlu bölge.
Yani nasıl gideceğiz? Gidiliyor mu? Başımıza bir şey mi gelecek orada falan? Gelecek mi? Acaba orada alınıyor mu? Alınıyor mu? İşte saldırı olur mu? Hayır, öyle bir şey yok diyoruz yani. Hiç sorunsuz gruplarımız gidip geliyor diyoruz. O şekilde açıklamayla işte dedim ya, Konya'da daha yeni yeni revanşta Kudüs. Ancak bu şekilde. Ancak. Biz de bu sektörde 6-7 aylık bir faaliyetimiz var. Yeni bir şirket olduğumuz için. İşte sesimizi yeni yeni duyuruyoruz. Böyle bir şey varlığından yeni yeni bahsediyoruz. İnşallah Kudüs'ü de Konya'ya tanıtacağız, desteklerini artıracağız işte bu şekilde. İnşallah. Peki gidemeyenler için siz Kudüs'ün içerisinden özel fotoğraflar seçmiştiniz. Evet, bize. Bir gitmiş hatta, kadar olsunlar değil mi? Değil mi? İlk bölümde kaçıranlar varsa bir altını tekrar çizelim. Tekrar baştan alalım isterseniz. Mescid-i Aksa ile Kubbetü's Sahra'nın farklı yapılar olduğundan bahsetmiştik Kudüs'le ilgili. Peki devamında nereler var? Kudüs turunda hangi duraklar var mesela? Ne, hangi yapıları bilmeliyiz? Öyle sorayım size. Tamam. Kubbetü's Sahra ile Mescid-i Aksa'yı gördük. Bunun ardından Kutsal Mezar Kilisesi var. Buna aynı zamanda Kıyamet Kilisesi de deniliyor. Hristiyanlar için kutsaliyeti ve önemi çok fazla. Çünkü Hazreti İsa'nın göğe buradan yükseldiğine inanıyorlar. Kendi inançlarına tabii göre. Tabii kendi inançları, kendi kitaplarına göre. Ve de Hazreti İsa'nın kıyamet gününde mezardan bu kiliseden kalkacağına inanıyorlar. O yüzden önem veriyorlar. Evet, o yüzden önemli. Hemen ardından ağlama duvarı geliyor. Biliriz, çoğumuz rastlamışızdır fotolarını, evet, görüntülerine. Nedir bunun açıklaması? Bir konuşalım. Şu anda Kutsal Kıyamet Kilisesi'ni görüyoruz. Kutsal Kilise işte Hazreti İsa'nın buradan göğe çıkacağına inanılıyor. Hı-hı. Burası da onun bahçesinden. Burası farklı bir yer. Bu da Mecelli Meryem Kilisesi. Hı-hı. İçi. Camiler olduğu kadar kiliselerin de çok yoğun bulunduğu bir bölge. Kiliseler tabii ki Yahudiler, Museviler, Hristiyanlar için çok önemli kiliseler. Bu gördüğümüzde Kıyamet Kilisesi. Buradan Hazreti İsa'nın göğe yükseldiğine inanıyorlar bu noktada. Hı-hı. Bu da hemen aynen devam Kıyamet edelim. Ağlama kilisesi. Duvarıyla mı devam edelim? Ağlama duvarıyla devam edelim. Çünkü onun da bilmediğimiz noktaları var. Ağlama duvarı diye bakıyoruz şöyle işte insanlar ne yapıyor orada duvarda falan diye. Mesela ben ilk gittiğimde bir öyle bir düşünmüştüm hani. Ama ilk dikkatimi çeken bir şey olmuştu ağlama duvarında. Erkekler ve kadınlar için ayrı ibadet yerleri yapılmış. Şu anda görüyoruz. Bakın genelde Museviler için çok önemli bir yer burası. Musevilerin kutsal yeri. Kıyafetleri siyah. Genelde siyah giyiniyorlar. Niçin siyah derseniz Yahudi soykırımını hatırlıyorlar. Ve Yahudi soykırımında ölen... o zaman onlara göre kurbanlarının acısını tutuyorlar ve orada ağlıyorlar onlar için ve günahlarını hatırlıyorlar. Yani dedik şöyle benzer nokta görüyorum işte kadınlar ve erkekler ayrı ya bizde de hani haremlik selamlık falan olur ya bir ilk görünce bir öyle bir şaşırıyorsunuz. Yahudilikte ama kadınlar biraz ikinci sınıftır. Evet bizim ikinci sınıftır. Dinimiz çok gibi fazla değil. Tabii dinimiz hor çok önemlidir. Hor görülüklerini biliyoruz. Evet. Bir de bu Yahudi soykırımıyla ilgili de çok enteresan iddialar var. Evet. Yine programdan önce konuşmuştuk. Araştırmalarımızda denk geldik. İşte bir kısım insan diyor ki Avrupa'da zulme uğratıp Filistin topraklarına gitmeleri için bilinçli yapılan bir soykırım olduğunu söyleyenler de var. Bunlar tabii iddia. Ama insan düşünmeden, hak vermeden ya da acaba olabilir mi demeden geçemiyor. Geçemiyor. Çünkü çok büyük bir plandan bahsediyoruz. Bu arada ağlama duvarında Musevileri görmeye alışığız ama bazen ülkemizden çok enteresan isimleri de ağlama duvarında görüyoruz. Bizi de çok üzen bir duvar aslında orası. Yani. Yıllarca belli koltuklarda oturup sonra işte ağlama duvarında ağlarken görüntülendi dediğimiz tırnak içerisinde büyüklerimiz de olmadı değil. Bizi de üzen bir duvar orası. Peki ağlama duvarı halen tabii Yahudilerin gittiği bir mekan. Onlar için kutsal bir yer. Evet kutsal bir yer. Ve ağlama duvarı bizim dinimize göre, İslamiyet'e göre adı Burak duvarıdır. Burak. Burak. Şimdi Burak deyince Burak atını bilirsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç'taki gecesi, değil mi? Burak'ta çıktığı yani at ismi Burak. İşte o noktada peygamberimiz Burak atına binmiştir diye bizde öyle bir söylenti var, rivayet var. O şekilde biliyoruz. Yani bir adı da Burak duvarıdır aslında. Bu arada vaktimizin sonuna gelmişiz. Evet. Kudüs'le ilgili merak ettiği olanlar size ulaşabilir mi Pınar Hanım? Tabii ulaşabilirler. Kapınız açık değil mi? Her zaman açık ve çok kolay, çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ben de bir güzel bir haberin haber vermek verelim. İstiyorum projemizin. İnşallah şirketimiz olarak... İlerleyen günlerde bunun daha detaylı açıklaması yapacağız. Meram Belediyesi, Meram Kadın Meclisi ile birlikte ortak bir projeye imza attık. Ve ilerleyen günlerde Konya'da bir ilk diyebileceğim.
Çok güzel. Buyurun. Sonuçta bir ümre var. Yani ümreler var diyeyim size. Böyle bir yarışma mı? Öyle bir şey değil. Konya'da hiç olmayan bir şey. Hem Allah'ın rızasını kazanılacak bir durum. Hem de kadınlar açısından. Şu an bayanlarla başlıyoruz. Daha ilerleyen günlerde farklı projelerimiz var. Şirket İçeriğini olarak, anlatacak mısınız? Onu ben aslında canlı haberde falan bunun şeyini vermek istiyoruz ama şu anda sürpriz olarak kalsın. Merak etsinler ama bir bomba gibi düşecek yani Konya'ya. Peki, sizi takip edelim o zaman. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Evet, güzel bir şiirle veda edeceğiz. KONTV ailesinin bir üyesi olan Selman Kaya bizim için hazırladı. Aynı zamanda programın organizasyonu için geçen emeğinden dolayı ona da teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Yarın inşallah buradayız. İki haberlerinden sonra. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ey semavi dinlerin dünyadaki beşiği, ey miraca açılan kapıların eşiği, sen ki Mescid-i Aksa, sen ki tevhid simgesi, sahabe-i kiramın namazda ilk kıblesi. Ey çevresi mübarek yüce Mescid-i Aksa, utanırdı insanlık sana ibretle baksa. Sen ki şahidi oldun nice kanlı savaşın, dile gelse vahşeti haykırırdı her taşın. Ne yazık ki bugün de aynı vahşet sürüyor. Cinayetle beslenen gözleri kan bürüyor. İşte yine sahnede peygamber katilleri, İnsanlığa kasteden cinnetin failleri. İşte yine çocuklar Gazze'de kan kusmada, bu seri katliama bütün dünya susmada, yine rekor peşinde zulüm şampiyonları, Siyonist eşkıyanın küresel piyonları. İşte yine sahnede Haçlı'nın fosilleri, medeniyet maskeli kudurmuş nesilleri, yine tarih tekerrür, yine küfür tek millet, hepsinin genlerine kazınmıştır bu zillet. Ey 1,5 milyarlık dünya Müslümanları, hiç mi utandırmıyor bunca mazlum kanları? Bu zulmü boğmak için tükürmeniz yeterdi, Selahaddin Eyyubi çıkıp gelse ne derdi? Ey petrol kralları, saray hanedanları, bir düşünün Kudüs'te cihat eden canları. Kim saçtı üstünüze bu ölü toprağını, yoksa kopardınız mı Kudüs'le din bağını? Halife Ömer gibi bir örnek olmasaydı, belki sizi affetmek biraz daha kolaydı. O adalet severdi, o Hazreti Ömer'di. Sizi bu halde görse saraylara gömerdi. Ey mahşere inanan dünya Müslümanları! Bırakın o münafık tahtına tapanları! Allah'ın kelamını kaç bin kere duydunuz, kıyamete kadar mı sürecek bu uykunuz? Filistin'de taş atan çocukların aşkına, bu apaçık gafleti görün Allah aşkına. 1,5 milyar insan bir kez ayağa kalksa,
hiç garip kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa? Hiç yalnız kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa? Filistin'de taş atan çocukların aşkına, bu apaçık gafleti görün Allah aşkına. 1,5 milyar insan bir kez ayağa kalksa, hiç garip kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa? Hiç yalnız kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa?